İstanbul'daki 29 Ekim törenlerinde sizin korumanız gereken Cumhuriyet'e biz sahip çıkıyoruz ifadesi nedeniyle eleştirilen CHP İstanbul İl Başkanı Oğuzkan Salıcı bugün kameralar karşısındaydı. Salıcı sözlerinin arkasında olduğunu söylerken hedefinde askerler de dahil oradaki tüm devlet erkanı olduğunu söyledi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise Salıcı'nın açıklamalarını benim grupta yaptığım konuşmayı doğrulamış diye yorumladı. Sözümüzün arkasındayız ama muhatabı doğru değil. 29 Ekim'de yaşanan çelenk gerginliği sonrası çekilen bu fotoğraf ve törende kullandığı sizin korumanız gereken Cumhuriyet'e biz sahip çıkıyoruz ifadesinin tartışma yaratmasından sonra CHP İstanbul İl Başkanı Oğuzkan Salıcı basının karşısına çıktı. Sözlerimin arkasındayım dedi. 28 Ekim günü Taksim Meydanı'nda söylemiş olduğum sözlerin sonuna kadar arkasındayım. Orada bulunan ve biz 3 tane barikatı aşmaya çalışırken, tartaklanırken kılını kıpırdatmayan ve bu ülkenin 29 Ekim törenlerini haksızlaştırmaya çalışan ve bunu uygulayan bütün devlet zevatınadır bizim tepkimiz. Salıcı sadece askere değil, asker de dahil tüm devlet zevatına seslendiğini belirtti. Sözümüzün arkasındayız ama muhatabı doğru değil. Askeri de dışında tutuyor değilim. O gün onlar da oradaydı ama ağırlıklı olarak bu 29 Ekim törenlerini organize etmekten sorumlu kişiler askerler değildir. Çelenk gerginliği ve bu sözler sonrası Salıcı eleştirilmiş, kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediği öne sürülmüştü. Salıcı bu iddiayı da yalanladı. İstifa konusuyla ilgili herhangi bir görüşmemiz ne Sayın Genel Başkan'la ne de herhangi bir genel merkez yetkilisiyle oldu. Darbeye karşı ilk biz mücadele veririz diyen Oğuzkan Salıcı'nın açıklamaları Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Benim dün grupta söylediğim konuşmayı doğru demiş, evet öyle olması demiş. Her türlü darbeye karşıyız biz. Darbelerden bu ülke çok çekti. İl başkanımız da fırsat.